Avrupa Birliği'nin ana yasama organı Avrupa Parlamento seçimleri yapıldı 6-9 Haziran'da ve sonuçlar büyük şok etkisi yarattı. Aslında bir süredir beklenen bir sonuçtu. Çünkü giderek işte milliyetçi partilerin yükselişini, sağ partilerin yükselişini Avrupa'daki seçimlerde görüyoruz. Genel olarak pek çok ülkede aşırı sağ partiler zafer kazandı. Fransa bunun en çok öne çıkanı. Ardından Avusturya var. Yine Almanya'da aşırı sağ partiler ikinci sırada tamamladılar. Şimdi bunun etkilerini konuşacağız. Çünkü Fransa'da Macron erken seçim kararı aldı. Habertürk yazarı Oray Yayın'dan durumu alalım. Oray, merhaba. Şimdi şöyle bir bilgi de vermek istiyorum izleyicilerimize. Anketlere göre Marine Le Pen'in partisi 2019'daki son seçimlere göre %10 artış sağladı. Yani 31,5 puan oy almış. Macron'un liberal kanattaki partisi de %15'te kalıyor. Geçen seçimde 2019'da aralarında sadece 1 puanlık bir fark varken. Şimdi Fransa'da erken seçim kararı var. Nasıl bir yankısı oldu bu sonucun orada? Aslında 6 ay önce Cumhurbaşkanı Macron bir erken seçim kumarı oynamayı kafasında planlıyordu. Ve 20 Mayıs'ta da kurmaylarıyla bu Paris'te bir lokantada toplantı yapıp erken seçim kararını aldılar. Fakat kamuoyuna işte olimpiyatlardan önce herhangi bir şekilde bu Avrupa Birliği seçimlerinin Fransa'nın milli politikasını etkilemeyeceğini ya da işte yerel seçimlere bir etkisi olmayacağını açıkladılar. Yani muhtemelen bir sükunet bekleniyordu. Fakat bu karar önceden de belliydi ve Macron şu anda ciddi bir kumar oynuyor. Oynadığı kumarda kendisine ikinci dönemi kazandıran risk faktörü. Neydi bu? Le Pen tehlikesine, yani aşırı sağ tehlikesine karşı insanların kendisinde çok popüler olmamasına rağmen, Macron çok beğenilmemesine rağmen birleşmesi yönündeydi. Şimdi benzer bir şekilde Fransız seçmeninden Avrupa Birliği, Avrupa Parlamentosu'da kullandığı oydan farklı olarak ülkede yine kendi etrafta, kendi partisinde yani merkezde odaklanabileceğini umut ediyor. Tabii çok büyük bir risk bu. Ne olabilir? Parlamentodaki çoğunluğunu zaten çok küçük bir çoğunlukla, küçük bir koalisyonla bunu elde ediyor, kaybedebilir. Fransızların kohabitasyon dediği bir şekilde aşırı sağ yönetimi ortak olabilir. Başbakan değişebilir. Biz hep Fransa'da Cumhurbaşkanı'nı görürüz. Başbakan halbuki bütün işleyişten sorumlu. Yani devletin Cumhurbaşkanı büyük politikaları belirlerken Başbakan ülkenin yönetiminden, gündelik işlerden ve işleyişten sorumlu. Bakanların atanmasından sorumlu. Bunu kaybedebilir ve zaten zayıf olan Cumhurbaşkanlığı işte 2027'de emekli olana kadar daha da zayıflayarak sürebilir. Ve bir anlamda bir topal ördek konumuna gelebilir. Tabii burada şöyle bir şey var. Jordan Bardella, Avrupa Birliği, Avrupa Parlamentosu adayı aşırı sağın Fransa'da. Çok popüler bir siyasetçi. Yani burada biraz şahsi karizmanın da çok önemi var. Çünkü 28 yaşında mükemmel bir hikaye inşa edildi etrafında. İşte tek bir ebeveynin yetiştirdiği bir evden çıktı. İşte fakirlikte suç oranının yüksek olduğu bir mahallede büyüdü. Kendi kendine bu noktalara geldi. Çok karizmatik. Televizyona çıktığında Macron'un adayını neredeyse ezdi ve partinin de aşırı sağın geleceği olarak yorumlanıyor Fransa'da. Jean-Marie Le Pen şu anda bu Ulusal Birlik Partisi'nin kurucusu Marine Le Pen'in babası aşırı sağ antisemitik, işte Yahudi düşmanı, yabancı düşmanı. Evet. Çok neredeyse faşizan çizgide bir partiye dönüştürmüştü. Jordan Bardella şimdi tam tersini yapıyor. Partiyi daha merkeze çekiyor. Bu aşırı sağ imajından ayırmaya çalışıyor. Özellikle Almanya ile aralarına mesafe koyuyor. Almanya'daki Alternatif Parti. Çünkü Almanya'daki Alternatif Parti neredeyse Nazizm'e yakın politikaları var. Ve Marine Le Pen ve Jordan Bardella kendi aralarına mesafe koydular. Neredeyse 90'ların merkez sağ politikalarını andırıyor. Çünkü böyle bir cazibesi vardı Bardella'nın. 2027'de Marine Le Pen'in tekrar Macron'un karşısına çıkması bekleniyor ama şimdi deniyor ki bazıları da Bardella çıksın. Bardella çok daha iyi bir aday. Çok daha kolay kazanabilir. Bir değişim olabilir. Ama büyük bir şok yaşandı şu anda Fransa'da ve bu Macron'un da çok ciddi bir kumar oynadığı, seçmene çok fazla güvendiği anlaşılıyor. Zaten çok da az bir vakit var. Yani Temmuz ayında ikinci turda belli olacak bu iş. Bu kumarın nasıl sonuçlanacağı. Şimdi geçen seçimde de zaten her ne kadar Macron seçimi çok zorlanmadan alsa da senin dediğin gibi yani Le Pen'e karşı birleşenler sayesinde aldı. Ama geçen seçimden bu yana Avrupa'da göçmenlere bakışın
biraz daha toplumun geneline yayılan bir etkisi olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan işte Le Pen'in partisindeki biraz daha merkeze kayar görünen politikalar. Oradan baktığında seçimin sonucuna ilişkin biraz erken ama senin öngörün ne? Yani Macron düşündüğü, yani risk aldığını zaten söylüyorsun ama biraz da umduğundan daha fazla zorlanabilir sanıyorum, değil mi gelinen noktada? Şimdi kuşkusuz zorlanacaktır. Çünkü evet, senin dediğin gibi bu mülteci sığınmacı sorunu ciddi bir problem. Özellikle Almanya ve Fransa'da bunu görüyoruz. İşte pek çok sokakta mesela bizde de tartışıyor. Arapça tabelalar var Almanya'da. İşte bazı mahalleler sadece Suriyelilere ayrılmış durumda. Şimdi Fransa'da sürekli aşırı sağ sosyal medyada fotoğraflar paylaşıyor. Mesela bir pazardan bir fotoğraf paylaşıyorlar. Sadece Afrikalılar var ya da siyahlar var. Burası Fransa değil diyorlar. Halbuki bu insanlar kendilerini de Fransa olarak tanımlıyor. Benzer şekilde sol, aşırı sol, tıpkı Amerika'da olduğu gibi burada kültürel savaşlarla çok fazla haşır neşir olmaya başladı. İşte yok efendim birisi kendisine nasıl hitap edecek, hangi zamiri kullanacak. Böyle insanların geçim derdi varken onlarla ilgilenmeyip daha böyle kültürel, daha niş konularda çok vakit harcamaya başladılar. Fransa özelinde şöyle bir problem var. Fransa dışarıdan biz çok görmüyoruz ama siyaset çok yozlaşmış, çok çürümüş bir ülke. Çok elitist bir ülke. İşte devleti bütün yönetenler en azıya bir okuldan mezunlar. Hep arkadaşlarını tutuyorlar. Bir önceki Cumhurbaşkanı işte Lübnanlı Refik Hariri'nin sahibi olduğu bir apartmanda işte Saint Germain'de yaşıyor. Muazzam bir yolsuzluk var. İşte eşlerine milyonlarca dolar 15 sene boyunca maaş bağlayan politikacılar var. Şimdi böyle bir elitizme karşı Jordan Bardella ortaya çıkarak işte bunu da bir anlamda yıkmak istiyor. Bu Macron bu yolsuzluğu epey önüne geçti, yeni regülasyonlar getirdi ama insanlarda da yani biz kazanıyoruz ama politikacılar çalıyor algısı da vardı. Yani bunu yani, sadece göçmenlere yönelik bir tepkiye bağlamak çok sınırlı bir değerlendirme olur diyorsun. Şu en son Fransa özelinde böyle de bir etkisi var. Yani göçmenlere evet bir tepki var tabii ki, işte istemiyor Avrupa, yani daha fazla göçmen almak istemiyor ama bu Paris'te mesela periferik denilen bir otobanın ortasında küçük bir elitin bütün Fransa yönettiğini ve ülkeyi temsil etmediğini ve birbirlerini tuttuğuna dair de bir tepki var. İşte bunu da aslında, bu da önemli bir okuma yani, bu aşırı sağın yükselmesi, bu Jordan Bardella'nın niye bu kadar popüler olmasının açıklaması olarak. Mesela Le Pen tehdidine karşı Macron elitle birlikte kendi gücünü konsolide etmeyi başarmıştı. Ama yeni bir lidere karşı ve işte alternatif bir mesajla çıkan, çok da aşırı sağ gözükmeyen, faşist olmayan bir lidere karşı ne kadar etkili olabilir? İşte bu yüzden kumar. Ben de tam da bu sebepten dolayı öngöremiyorum açıkçası ne çıkacağını. Yani büyük de bir sürpriz olabilir. Şunu da eklemek istiyorum. Macron işte bu bütün ülkeyi mesela bir hafta boyunca bu Normandiya çıkarmasının 80. yıl dönümüne adamıştı, konsantre etmişti. İşte Biden'ın ziyareti vardı. Bütün bunlar olurken aslında bu kumar perde arkası planlanıyormuş. Yani bu seçim kumarı planlanıyormuş. Bunlar yani akılsız insanlarda da bir bildiği vardır diye tahmin ediyorum. Ama gene de bir kumar, büyük de bir risk. Nasıl çıkacağını öngörmek şu aşamada mümkün değil. Evet, bakalım nasıl bir değişime yol açacak. Hem Fransa özelinde hem de dediğin gibi tüm Avrupa'da bundan sonrası için önemli bir dönüm noktası denebilir. Oraya yine çok teşekkür ediyoruz.